الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا إيمان edip salih amel işleyenleri ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. İkinci ebedi kelimesi bu işte Nisa suresinde. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Men ya'mel su'en yücze bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Allah'ın vaat ettiği bu mükafat ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları ile elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa onun cezasını bulur ve Allah'tan başka kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami ne de bir yardımcı bulamaz. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak ameli salih işlerse, işte onlar cennete girerler. Ve zerre kadar bile hakları yenmez. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Hep iyiliği şiar edinmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de Hazreti İbrahim'in aleyhisselam tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah Celle Celaluhu Hazreti İbrahim aleyhisselamı dost edinmiştir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşattığına göre ona isyan eden kimse cezadan kurtulamayacağını iyice kafasına yerleştirmelidir. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Senden kadınlar hakkındaki hükmü soruyorlar. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kadınlar hakkındaki soruya cevap doğrudan doğruya değil, ilgisi dolayısıyla yetim kızlara dair bir girişten sonra 128. ila 134. ayetlerde geliyor. Cahiliye devrinde erkekler yetim kızları himaye ediyorum diye yanlarına alır, mallarına da sahip olurlardı. Erkek güzelliğini beğenirse yetim kızla evlenir, malını yerdi.
çirkin bulur evlenmezse, malından yararlanmak için evlenmesine mani olurdu. Küçük çocukları ise mirastan mahrum bırakırlar, sadece büyük erkekleri varis yaparlardı. Bir haksızlık faslı müşterekiyle yukarıdaki ayetlerle irtibatlandırılıyor.